Dur, başlıyorum. Birinci soru. Cosecant 10 eksi kök 3 çarpı secant 10 ifadesinin değeri kaçtır arkadaşlar? Şimdi burada biz ne yapabiliriz? Öncelikle şöyle yapsam. Her tarafı yani göreyim. Her tarafı ikiye bölsem ve iki ile çarpsam bir şey değiştirir mi? Değiştirmez değil mi? Yani bu ne olacak? Ne olacak? 2 çarpı 2 çarpı 1 bölü 2 cos 10 1 bölü 2 cos 10 eksi 3 bölü 2 sinüs. Böyle tabii bu yani kosekant 10 ne demek? 1 bölü sinüs 10 demek. Sekant 10 demek, 1 bölü kos 10 demek. Yani payları eşitlediğimizi düşünüyoruz. Yani şurayı kos 10'la şurayı da sin 10'la çarparsan o da payda ne olacak? Kos 10 çarpı sin 10. Payları eşitledik. Sonra arkadaşlar şurayı 2 ile çarpıp 2'ye bölsek şurası ne olacak? Şurası ne olacak? Hatta şurayı da bir düzenleyeyim ben. Burayı nasıl düzenleriz? Yani şurayı bir şöyle yazayım ben. 2 çarpı şimdi şurası 1 bölü 2 yerine ben şey yazsam sinüs 30 yazsam hani herkes görsün diye yazıyorum. 1 bölü 2 yerine sinüs 30 yazsam sinüs 30 çarpı kos 10 eksi kos 30 çarpı sin 10 bölü şurası da arkadaşlar ne oldu? Sinüs 20 bölü 2 oldu değil mi? Yarımaçap formülünden dolayı. Şimdi şurayı düzenlersek yani şurası nedir? Sin kos sin kos. Sin kos sin kos nedir yani? Sinüs x eksi y. Yani sinüs 2 çarpı sinüs 30 eksi 10'dan sinüs 20. Burası da sinüs 20 bölü 2. Sinüs 20 ile gider. Cevabımız ne olacak? 4 olacak. Güzel bir soru. Evet, yani burada biz neyi kullanmış olduk? Sinüsün fark formülü bir de yarımaçap formülü arkadaşlar. Şöyle yapayım ben. Şunu neyse devam İkinci soruya bakalım. İkinci soruya bakıyoruz. Sinüs üzeri 6 20, kosinüs üzeri 6 20, 3 sin kare 20, kos kare 20 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu bir formül sorusu. Hemen size şöyle bir not alayım. Daha önce derste çözmüş olabilirdi böyle bir soru. Sinüs üzeri 6x artı kosinüs üzeri 6x tamam mı? Artı küp toplamı şey var ya formülü var ya 3 sin kare x çarpı kos kare x 1'dir. Yani böyle bir ifade gördüğün zaman 1'e eşittir. Yani biz bunu göstereceğiz, tamam mı? Bunu gösterelim. Bunu gösterirsek zaten bunun da cevabının 1 olduğunu hemen çıkartacağız.
Yapmayayım. Şimdi bu nasıl oluyor? Nasıl oluyor kardeş? Şimdi ben sinüs x'e sinüs x'e Mardin diyeyim. Tamam mı? Sinüs x'e Mardin dedim. Şimdi sinüs x Mardin ise şöyle bir üçgen yaparsanız şimdi şurası sinüs x Mardin Mardin bölü 1. O zaman kosinüs x ne olacak arkadaşlar? Kök içerisinde 1 eksi Mardin'in karesi. Şurada yazayım o zaman. Kosinüs x 1 eksi Mardin'in karesi kök içine. Tamam mı? Şimdi burada o zaman sinüs üzeri 6x Mardin üzeri 6 yapar. Değil mi? Kosinüs üzeri 6x de öncelikle şöyle yapayım. Kos kare x kos kare x 1 eksi sin kare x değil mi? 1 eksi sin kare x'tir. O zaman kosinüs üzeri 6 ise 1 eksi sin kare x'in değil mi? Üçüncü kuvveti mi? Yani 1 eksi şimdi kos kare x demek 1 eksi m kare demek. Değil mi? Onu da şöyle yazayım ben. Şöyle yazayım. 1 eksi m kare demek. O zaman 1 eksi sin kare x'in burası üçüncü kuvveti olacak. 1 eksi sin kare x'in 1 eksi sin kare x'in kübü de arkadaşlar 1 eksi m karenin kübü olur. Evet. Şimdi o zaman burada ben kalem rengini değiştiriyorum. Şöyle yapsam. Sinüs üzeri 6x yerine Mardin üzeri 6. Kosinüs üzeri kosinüs üzeri 6x'in yerine kosinüs üzeri 6x'in yerine de 1 eksi Mardin'in kübü arkadaşlar. Sonra tabii bunu açacağız. Bunu açmamız lazım. Açacağım şimdi birazdan. Ondan sonra 3 çarpı sin kare x m kare çarpı kos kare x arkadaşlar. O da ne yapar? 1 eksi m kare. Tamam. Burada gerekli işlemleri yaparsanız arkadaşlar cevabın 1 olduğunu göreceksiniz. Yani bu kural olarak aklınızda tutun. Tamam mı? Sinüs üzeri zaten bu çıkmış soruya benzer. Cevabımız buradan bir gelecek. Geçiyorum. Umarım anlaşılmıştır. Güzel bir soruydu. Üçüncü soru. Kosinüs 36 çarpı kosinüs 72. Burada arkadaşlar aslında düzgün beşgen aklınıza gelebilir. Yani düzgün beşgenden de gidebilirsiniz. Sinüs teoremi, kosinüs teoremleri yaparak orada ispatlanabilir. Veya biz burada ne yapalım kardeş? Şimdi öncelikle yarım açı formüllerini bir hatırlatayım. Yarım açı formüllerinde sinüs 2x 2 sinüs x çarpı kosinüs x. Siz o anda da düşünün ne yapabiliriz diye. Unutanlar için de bunu hatırlatıyorum. Kosinüs 2x neydi? Kos kare x eksi sin kare x. Veya neydi? 2 kos kare x eksi 1'di. Veya neydi? 1 eksi 2 sin kare x'di arkadaşlar. Önemli kurallarımız. Yarım açı ÖSYM'de de sevdiği kurallardır. Evet. Şunları yazdık. Şimdi de siliyorum. Burada ne yapalım? Şimdi bir kere burada aşikar. Bu kosinüs x ise bu kosinüs 2x'tir değil mi? Evet doğru. Yani ben kosinüs 36'ya x dersem kosinüs 72'yi de kosinüs 72'yi ben nasıl yazarım? 2 kos kare 36 eksi 1 diye yazarım. Az önce yazdım kuralları. O zaman kosinüs 72 nedir? 2x kare eksi 1'dir. Değil mi? Sonra arkadaşlar burada neyi yapsak?
Düşünüyorum. Sonra şöyle bir şey yapsam. Kosinüs 36 eksi kosinüs 72. Burada dönüşüm formülü var ama sadece. Yani şimdi şöyle yazabilir miyim ben? 2 çarpı sinüs toplamlarının yarısı arkadaşlar. Bu da şey var yani şimdi kullanmamız lazım. Toplamlarının yarısı sinüs 54 çarpı farklarının yarısı sinüs 18. Sonra evet doğru bu doğru yani şu an bu ne oldu? Sinüs 54 çarpı sinüs 18 yani evet burada şöyle çevirsem ben 2 kosinüs 36 çarpı kosinüs 72 diye çevirsem evet bu doğru oldu şimdi. Şimdi o zaman kosinüs 36 x kosinüs 72 de 2x kare eksi 1'di. Yani eksi 2x kare eksi 1 eşittir. 2 kos 36 arkadaşlar. 2 çarpı kos 36 x'ti. Yani 2x oldu bu. 2x oldu. Kos 72 de 2x kare eksi 1'di. Yani şu denklemi bulmuş olduk. Bak şu denklemi bulmuş olduk. Direkt değiştireyim. Sonra burada ne yapsak? Burada ne yapsak? Bunları açarsak abi. Şöyle bir açayım ben. 4x kare değil mi? 4x küp pardon. Bunu nasıl diyelim? 4x küp. 2x çarpı 2x kare 4 küp eksi 2x. Şunu da açayım ben. X eksi 2x kare artı 1 eşittir. 4x küp eksi 2. 4x küp eksi 2. Bunları da öbür tarafa atayım. Tamam mı? Yani şöyle şu hale gel. Hatta şunları bu tarafa atıyorum. Yani bu ne oldu? 4x küp eksi 3x 4x küp eksi 3x hatta daha düzgün gözüksün diye derece olarak küçültmeye dolayı küçültmeye dolayı yani 4x küp artı 2x kare artı 2x kare eksi 3x eksi 1 eşittir 0. Renk değiştireyim. Sonra burada şurayı x parantezine alsam. X parantezine aldığım zaman dört x kare eksi 2x eksi 1 çarpı x artı 1 olur mu bu? Yani şöyle düşünüyorum acaba. Kontrol edeceğim. 4x küp. Evet, böyle ayırabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu çapını ayırmanız lazım. Bu hale geliyor. X dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Mesela burada x ne oluyor? Eksi 1 oluyor. Zor bir soru bu. Ama farklı yoldan da yapılabilir aslında. Ben bu yöntemi seçtim. Neyse. X eşittir eksi 1. Buradan da çarpanlarına ayırırsanız yani bu ne olacak? 4x kare eksi 2x eksi 1'in
sıfır olması gerekiyor. Değil mi? Evet. Doğru. Sonra ne yapmamız lazım? İfadesinin deltasıdır. Yani kökler çarpımını mı soruyor bize? Ama bakalım ya. Burada tıkandık. Çarpanların ayrılıyor mu? 2x. Çarpanların da ayrılmıyor. Ne yapmamız lazım burada? Bir soru kalsın şimdi, zamanımız almasın arkadaşlar. Ben bunun için daha farklı bir yöntem düşünüyorum. Buradan sonrası gelmesi lazım ama 4x kare eksi 2x eksi 1. Yani şuradan da devam mı etsek, yani şimdi ben ne bulmuştum? Şurayı sileceğim. Şurayı sileceğim. Ben cos 36 eksi cos 72'yi ne buldum abi? X eksi bu değil mi? Şu. Eksi 2x kare eksi 1. Doğru. Yani bunu da ben şöyle yazabiliyormuşum. Eksi 1 bölü 2 4x kare 4x kare eksi 2x eksi 1 artı 1 bölü 2. Evet, doğru. Sonra bu işlemleri yaparsak, yapalım adam, ne olacak? Zaten buranın sıfır olduğunu buldum ya. Buradan cevap 1 bölü 2 gelecek. Cevap 1 bölü 2 gelecek. Sonra bir tane daha 1 bölü 2 gelmesi gerekiyor ama neden gelecek bunu? Aslında bu dönüşüm formülü var. Yani cos 36 çarpı cos 72 ile şöyle yazabilirsiniz arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı kosinüs 36 eksi kosinüs 72. Onda 1 bölü 2 bulduk. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 eşittir 1 bölü 4. Ben daha kısa bir yöntem düşünürsem cevap 1 bölü 4. Bulursam atacağım ben size, tamam mı? Kalsın şimdilik. Uzun yolu tercih ettiğim için böyle oldu. Farklı bir yöntemden yapacağım ben. Geçiyorum bunu. Evet, dördüncü soru. Dördüncü soru arkadaşlar. Tanjant x artı tanjant y 10, kotanjant x artı kotanjant y 15, tanjant x artı y'yi soruyor arkadaşlar. Şimdi tanjant bu da hangi yöntemi yapsak? Güzel sorular bunların. Hepsi seçilmiş sorular. Şimdi ben sorduğu ifadeye bir bakayım neymiş. Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y arkadaşlar. Değil mi? Bunu soruyor bana. Şimdi ben burayı nasıl bulurum? Tanjant x artı tanjant y'yi biliyorum zaten. Benim şunu bulmam lazım. 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y'yi bulmam lazım. Şöyle bir şey yapsam. Mesela tanjant x çarpı tanjant bilmiyorum. Tanjant x çarpı tanjant y parantez içinde arkadaşlar kotanjant x artı
kotanjant y eşittir tanjant y artı tanjant x'tir. İşte bak bunu formül olarak ezberleyebilirsin. Çok güzel. İşimizi görün bu tarz sorularda. İsterseniz sağlamasını yapalım. Dalga özelliği yaparsanız yani bununla bunu çarparsan tanjant x çarpı kotanjant x 1 yapar. Tanjant y kaldı. Bununla bunu çarparsan tanjant y çarpı kotanjant y 1 yapar. Tanjant x kaldı. Bak çok güzel bir formül. Sonra burada ben zaten kotanjant x artı kotanjant y'nin sorudan dolayı 15 olduğunu biliyorum. Değil mi? 15 olduğunu biliyorum. Tanjant x artı tanjant y'nin de 10 olduğunu, yani şuraya 15 olduğunu biliyorum. Şuranın da 10 olduğunu biliyorum. Değil mi? O zaman tanjant, çok güzel bir soru. Tanjant x çarpı tanjant y'nin 10 bölü 15 olduğunu biliyor muyum? 5'e bölersen 2 bölü 3. Ha. Şurası 2 bölü 3'müş arkadaşlar. Zaten tanjant x artı tanjant y'yi biliyorum. 10. 1 eksi 2 bölü 3'ten 1 bölü 3. Cevabımız 30 olacak. Mesela şurayı görmek arkadaşlar. Bu da çok güzel bir soruydu. Devam ediyorum arkadaşlar.